İyi akşamlar. Dünya halindeyiz. Selim Atalay'ın gözüyle olanlar, olacaklar, dünyada bilmemiz gerekenler ve de son gelişmeler. Suriye'den başlıyoruz. Suriye odaklı, İdlib bağlantılı gelişmeler. Şöyle mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Türkiye, İran, Rusya, Birleşmiş Milletler toplantısı var gelecek hafta New York'ta. O vesileyle New York'ta olacakları için üç ülkenin dışişleri bakanları toplanacaklar. Şöyle Suriye'deki son durumu konuşacaklar. Bu ne demek? Bu demektir ki üçlü Astana formatı devam ediyor. Hatta işte Amerika Astana bitmiştir falan demişti. Amerika'nın görebileceği bir noktaya yok hayır devam ediyor. Biz kendi aramızda işi çözüyoruz. Siz kendinize bakın mesajı da veriliyor. Ha, Birleşmiş Milletler toplantıları her vesileyle heyetler ya da işte liderler, dışişleri bakanları arasında görüşmeler olacaktır. Onlar genellikle son dakikada falan da böyle yoğun trafik nedeniyle ayarlanır. O görüşmelerin seyrine de ayrıca bakacağız. Başka bugün başkanlık sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir vurgusu vardı. Ilımlı muhalifler diye nitelenen meşru direnişçilerin diğerleriyle bir tutulmaması, birbirinden ayrılması ve işte onların da İdlib'den çıkmasının söz konusu olmayacağını söyledi Sayın Kalın. Kabul edilemez bir durum dedi. Daha genel planda Türk ve Rus heyetleri aslında evet İdlib'deki o anlaşma sonucu askerden veya silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarını çizdiler. O sınırların da işte karşılıklı mutabakat ile çizilmesi önemliydi. Türkiye-Rusya işbirliği devam ediyor. İşte ayrıntılar var. Yani kim terörist, kim değil, kim kalacak, kim gidecek. Bu arada Rus medyası tekrar hatırlatalım. İşte biz eğer hedef görürsek vururuz falan gibi şeyler de söylüyorlar. İşi bozmamakta dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden Rusya'nın da herhalde bu başına son gelen uçak hadisesinden sonra dikkatli olacağı düşünülmekte. Sonra Berlin'de Türkiye ve Almanya arasında üst düzey bakanlar düzeyinde toplantılar vardı bugün. Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarını az önce canlı verdik. Şimdi onun Almanya yansıması, evet Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek haftanın başında Birleşmiş Milletler'de New York'ta olacak. Oradan Almanya'ya geçecek. Almanya Türkiye ilişkileri için önemli bir ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın bugün bir sözü vardı. Onu vurgulamak gerekiyor. Türkiye, Suriye ve İdlib konusunda olağanüstü olumlu rol oynamıştır diye teyit ve ilan etti. Yani biz biliyoruz olağanüstü önemli rol oynadığımızı da Almanya'nın da bunu hem kendi adına hem de işte belki Avrupa Birliği camiasına anlatması ve iletmesi önemli. Olağanüstü olumlu rol, yani olumlu rolü hep biliyorduk da olağanüstü olumlu rol yeni bir vurgu. Sonra işte Türkiye'nin Rusya ile anlaşarak silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturması çok çok önemlidir diyor. Saldırıyı durdurmuş olmasının da herhalde Maas açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde bu kalabalıklar Maas'ın kapısına geliyordu. Onu herhalde biliyor. Bu şekilde bir destek beyanı, aynı zamanda işte Alman yetkililer de Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarlı olmasına özen gösterdiklerini, istikrar istediklerini söylediler. Ve işte Türkiye'nin istikrara, ekonomik istikrarı sağlaması için gerekli çabayı göstereceğine inançlarını, işte gerekirse de Almanya ile koordinasyon yapılabileceğini falan söylediler. Onu ayrıntılarını Başkan Erdoğan'ın ziyareti ve sonrasında duyacağız. Başka, Amerika ne yapıyor Suriye'de, ne işi var sorusunu Rusya'da sormaya başladı. Bugün Rus Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki Amerika Fırat'ın doğusunda hala varlık gösteriyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit asıl Amerika'dan gelmektedir. Bu da ilginç bir vurgu. Yani
Rusya'nın varlığı ya da Türkiye'nin varlığı konusunda bir sıkıntı yok. Asıl toprak bütünlüğüne tehdit Amerika'dan geliyor diyor. Ama orada da kalmış. Yani tamam, peki Amerika'dan geliyor, doğru biliyoruz. Evet, öyle de ne yapıyoruz birlikte diye bir soru. Ama Fırat'ın doğusuna da sıranın geleceğini düşünebiliriz. Fırat'ın doğusu demişken Münbiç meselesi var malum. Münbiç'te işte Amerika ve Türkiye ortak devriye gezecek, o açıklama Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bugün. Tekrar Münbiç'te yeni bir aşama, Türk-Amerikan ortak devriyesi. Bu arada terör grubu da diyor ki biz Münbiç'ten çoktan çekilmiştik, orada işte bir askeri konsey falan var. Münbiç'in idaresinin Münbiçlere bırakılması yakın planda ilk aşama gereken, ona Türkiye özen gösteriyor. O sürecin de bir anlamda başlayacağını öngörebiliriz. Başka bir şey, bugün yine İdlib'in rahat nefes alan noktalarında halkın gösterileri vardı. Türkiye'ye şükran. Rejimi protesto, Şam'a tepki gösterileri vardı. Yine işte arada Türk bayrakları da görülüyor o gösterilerde. Ariha mesela kayıtlarda. Halk bu rejimi istemiyor diye sloganlar atılmış. Maratha Numan Azaz, Azez'de de aynı zamanda gösteriler vardı. Tepki işte mevcut durumun, sulh, sükunun devamı artı. Rejimin artık etkisinin kalmaması yönündeki halk desteği, o da önemli. İzlemeye devam ediyoruz. Ve Suriye açıklarında düşürülen Rus uçağı. İsrail hemen heyetle Moskova'ya gitti. Biz düşürmedik diye anlattılar. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın dün gideceğini söylemiştik. İşte gün boyu görüşmeler yapıldı ve İsrail diyor ki biz düşürmedik. Rusya'ya anlattık. Gerekli kanıtları da sunduk. Bir mesele kalmadı. Pek Rusya tarafından bir şey duymadık açıkçası. Bunlar İsrail'in açıklamaları. Biraz da PR yapıyorlar, inisiyatifi ele geçirip işte hepsini hallettik, çözdük havasında. Ama işte nedir son Vladimir Putin'in trajik olaylar zinciri diyerek olayın fazla da artık deşilmemesi, açıkta deşilmemesi konusundaki vurgusu hala dikkati çekiyor. İşte ne yapmış? İsrail heyeti gitmiş, İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının ve işte komuta merkezinin kendi aralarındaki iletişimin kayıtlarını vermişler. Biz buradaydık, şuradaydık diye. Başka? Diyorlar ki bombardıman evet yaptık, fakat biz bombardımanı tamamladık, döndük. Ondan sonra Şam bataryaları ateşe devam etti ve biz orada değildik Rus uçağı vurulduğu zaman. Bunun da herhalde elektronik olarak vesaire tespiti mümkün. Ama İsrail biz vurduk kaçtık, onlar sonradan Rus uçağını vurdu diye bir iddia getiriyor. Tekrar Rusya'dan herhangi bir teyit ya da yalanlama yok. Onlar sessiz. Başka yine İsrail diyor ki Şam bataryası hedef gözetmeden ya da işte gayet acemice atışta bulundu. En az 20'den fazla Suriye füzesi o an ateşlenmişti. O işte 20 füzeden bir tanesi de Rus uçağını vurdu diye bir yorum. İşte Rusya başka sorular da sordu. Onları da karşıladık, cevapladık diye anlatıyorlar. Başka? Ha bir de bu işte evet İsrail bildiriyordu Rusya'ya fakat yeterince zaman vermedi. Bir dakika falan önceden bildirdi. Sonra da bombardımana başladı diye Rusya'nın iddiası vardı. İsrail diyor ki yok, bir dakikadan daha uzun bir zamanla ön uyarıyı yapmıştık. Bu Ria Novosti'nin olaya dair çizelgesi hala geçerli. İşte İsrail uçakları, Phantom'lar ya da F-16'lar oradan gelip Akdeniz üzerinden
füze attılar. Karşılığında Rus uçağı bölgedeydi. Banias açıklarında Rus uçağı düştü. Orada bölgede devriye geziyordu diye biliniyor. Şimdi bu bir dakika yok, bir dakikadan daha uzun zaman aradık falan. İş şuraya geliyor. İsrail diyor ki tamam, bu iletişim ve ön bildirim meselesini daha ciddiye alabiliriz. Biraz daha hava sahasına bakıp Rus uçağı falan yokken geliriz. Yani hala Suriye hava sahasının İsrail'e kapatılmadığı izlenimi doğuyor ya da İsrail öyle bir hava vermeye çalışıyor. Yani geleceğiz, vuracağız yine de istediğimiz yerde, istediğimiz zamanda. Onun bildirimini daha uygun şekilde yapacağız ve de havada Rus uçaklarının olmamasına özen göstereceğiz falan diye bir açıklama. Sizin hala Suriye'de ne işiniz var diyen anlaşılan şimdilik yok. O yüzden o soruyu da sormak şimdilik Rusya'ya düştüğü için, Rusya'da eğer o soruyu sormuyorsa bilemiyoruz. Gelişmeler kendisini gösterecek. Olay sürüyor. Efendim, dün başlık olarak bizim yayın sırasında gelmişti. Aslında üstünde fazla duramadık. Sırf başlık görünüyordu ama işin vahameti sonradan ortaya çıktı. Amerika Rusya'dan malzeme, silah aldığı için bir Çin birliğine, aynı zamanda da onu satan Rus şirketlere yaptırım uyguluyor. Yani Rusya ile Çin arasında bir silah ticareti, alışverişi var ve Amerika hem alana hem satana yaptırım uyguluyor. İş iyice bu yaptırım meselesi çığırından çıkmış durumda. Ve de o işte sıcak gelişmeydi, biz dün yayındayken aktardığımız. Çin ve Rusya ateş püskürmeye başladılar. Bu ne cüret diye. Gerçekten iki ülke arasındaki silah ticaretine üçüncü bir ülkenin bu şekilde müdahale olup işte yaptırım falan diyerek ortalığı karıştırması duyulmuş şey değil. Şimdi ne almış Çin tarafı? Savaş uçağı, S-400 füzeleri, burası ilginç, ve de başka işte muhtelif malzeme, mühimmat falan. Kurumsal olarak Amerika işte ilgili şirketleri ve alan birimi kara listeye alıyor, ambargo uyguluyor. Aynı zamanda da 33 Rus tespit etmişler. 33 Rus yetkiliyi de ayrıca yaptırım, ambargo, kara listeye almışlar. Şimdi Rusya'dan tepki geldi. Diyor ki Rusya, yani bu Amerika yaptırımı işi iyice çığırından çıktı. 2011'den beri Amerika'nın Rusya'ya ve Rus kişi ve kuruluşlara uyguladığı 60. yaptırım bu. 2011'den bu yana 60. yaptırım. Yani her birkaç aya mutlaka bir yaptırım denk geliyor ve de bizim için artık bir ulusal eğlence haline geldi diyor Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov. Aa, bugün de mi koymuşlar yaptırım, ha ha falan gibi bir mizahi havada Rusya artık bunu görmeye başladı. Çin pek öyle mizah şeyi yoktur. Çin'de esnekliği, Çin daha sert gitmiş. Çin Dışişleri Bakanlığı diyor ki Amerika bunun sonuçlarına katlanır. Neden ve nasıl? Şöyle, Amerika'nın bu yanlışı derhal düzeltmesini istiyoruz ve yaptırımları ya da yaptırım adı verilen bu her neyse onu geri almasını istiyoruz. Yoksa Amerika sonuçlarına katlanır. Çin'den Amerika'ya silah satışı yok ama başka hayati malzeme gidişi var. Çin'in başka elinde bir şeyler olması lazım Amerika'nın canını yakacak. İşin o boyuta gelmemesi umuluyordu ama demek ki gidişat o yönde. Şimdi bir de neyi hatırlayalım? Çin-Rusya arasında giderek yakınlaşan ilişkiler var. Amerika'ya karşı işte ortak tavır aldıklarını biliyorduk. Daha geçen hafta işte meşhur askeri tatbikatı yaptılar. 30 yılın en büyük müthiş tatbikatı falan diye. Sonra onu kurumsallaştırdılar. O tatbikatın henüz daha dumanı, tozu üzerinde durumun. Başka Vladivostok'ta Rus ve Çin liderler oturup krep yapmışlardı.
O sırf krep, pankek falan değil, aynı zamanda derin görüşmelerin de yansımasıydı. Tam bu manevralar askeri tatbikat sırasında. Çin ve Rusya yakınlaşıyor. Kime karşı? Amerika'ya. Çünkü Amerika işte özellikle finansal silah çekmiş durumda. Bu tatbikat falan dışında asıl dikkatlerden kaçan bir durum. Çin bankalarından Rusya daha yoğun kredi almaya başlamış. Bu daha önemli. Yani Batı'dan kredi kanalları kapandığı için Rusya Çin'den kredi alıyor. Çin aynı zamanda Amerika'yı da finanse ediyor. Çin'in finansman ağı hayli geniş. Şimdi onun Rusya'ya da yansımış olması ilginç. Başka Lavrov'dan, Rus Dışişleri Bakanı'ndan önemli bir yorum daha geldi. Bu konuyla ilgili olarak diyor ki Amerika'nın bu yaptırımları dolara dayalı sistemin itibarını yok ediyor. Benzer bir vurguyu Bakan Berat Albayrak da yapmıştı. Dolara nasıl güvenecek dünya? Doların itibarını sarsıyor bu tip saçma hareketler, yaptırım, ambargo vesaire. Gerçekten öyle. Şimdi ve de Lavrov diyor ki artık ticarette olabildiğince doları kullanmamaya başladık. Artı Asya ve Latin Amerika'daki ortaklarımız da aynı sonuca vardılar. Doları kullanmama konusunda diyor Lavrov. Haklı. Sırf Türkiye değil, sırf Rusya değil. Amerika ile iş yapan aşağı yukarı herkes dolar kullanmanın zararını görmeye başladı. Başka? Rusya'nın alt meclisin alt kanadı, meclis tarafı, parlamentonun alt kanadı, meclis tarafı, onun savunma komitesi var. Savunma komitesinden Sherry'nin de bir açıklaması var. Diyor ki Trump böyle açıklamalarla nüfusu 1 milyardan büyük ülkeleri de böyle hedef almaya başladı. Çin var, Hindistan var. O yüzden nükleer silahlara sahip ülkeleri hedef almaya başladı. Rusya'dan bahsediyor. Ve bu ülkeleri birbirine itiyor Trump diyor. Yani nedir? İşte Trump'ın yaptıklarına karşı o arkasındaki hemen herkes, o da Xi Jinping var arkamızda, evet. Vladimir Putin var. O ülkeler Trump'ın arkasında, Trump'a karşı birleşmektiler ve Sherry'nin sözü Amerika'nın bu marifetleri sayesinde Rus Federasyonu, Çin, Hindistan, Türkiye ve İran'la daha da yakınlaşan ilişkiler kuruyor, kendine teşekkür ederiz falan havasında. Çok yanlış değil. Dolar olan güvenin sarsılması ciddi. Bu arada başka bir milyarlık nüfusu olup da durumdan giderek kaygı duymaya başlayan bir Hindistan var. Hindistan da son zamanda S-400 almaya çalışıyordu. Söylemiştik. S-400'lerin hatta epey bir müzakeresini ve bağlantısını yapmışlardı. 5 adet S-400 bataryası alacaklar. 6 milyar dolar. Fakat bir yandan da Hindistan'a Amerika'da silah satmaya çalışıyordu. Şimdi Rusya ve Çin'e silah satışından ötürü, üstelik içinde S-400'lerin de olduğu silah satışından ötürü yaptırım gelince Hindistan da telaşlandı. Eyvah, bize de yaptırım gelecek mi diye kaygılılar. Çünkü eyvah, şöyle eyvah. Daha geçen hafta ya da önceki hafta Amerika'nın hem Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanı Hindistan'a gelip size silah satalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye epey bir anlaşma ve silah satışı işini yüklemeye çalışmışlardı Modi hükümetine. Hindistan'da şeyi sormuştu. Yani biz S-400 alıyoruz. Umarız bu bir sıkıntı olmaz. Hatta S-400 aldıkları için bize yaptırım muafiyeti verin demişlerdi. Yani Hindistan diyor ki tamam, ben senden de epey bir silah alacağım. Fakat Rusya'dan da alacağım. Rusya ile olan ticaretim sonra bu senle yapacağım ticareti engellemesin. Bana muafiyet tanı diye. Muafiyet vermediler o zaman. Yani Pompeo ile Mattis oradaydı. İkisinin de gücü ya da öngörüsü ne olacağına öngöremediği için ya da ne olacağına kestiremedikleri için Mattis ve Pompeo bakarız falan diye geçiştirmişlerdi. Bu durumda şimdi Hindistan diyor ki ne yapacağız? S-400'leri alırsak Amerika ile olan siparişler ne olur? Daha da önemlisi
bu işte S-400 çok ortalıkta dolaştığı için Amerika'dan bir yorum var. Bir analist demiş ki Hindistan medyasına, bütün işin esası Donald Trump'ın S-400'ü rakip ürün olarak görüp S-400'e savaş açması. Yani Donald Trump işte ne satıyoruz diye soruyor. Sayıyorlar işte şunu satıyoruz, bunu satıyoruz, işte Patriot füze falan. Fakat anlaşılan bir briefingde, nasıl olduysa Donald Trump briefing dinlemiş. Orada S-400 bize her noktada engel çıkartıyor ya da karşımıza çıkıyor. Patriot satamıyoruz. Patriotlara karşılık Rus S-400'leri ortaya çıktı diye herhalde bir şey duydu. Ve onun üzerine Donald Trump şahsi olarak bu S-400'ün yayılmasına karşı mücadele vermeye başlamış. Türkiye ile olan mesele de bu. Yani işte NATO falan filan o işin bahanesi. Sırf S-400'ün piyasa yayılmasını engellemek için rakip firmanın yaptığı bir işte girişim. S-400'ü alma. Bahane farklı fakat temelde rakip ürünün pazarlanmasını durdurmak. Donald Trump'ın niyeti bu. Bunun için S-400'e Çin'e, işte Türkiye'yi de hedef aldılar o kapsamda. Başka kim var? Hindistan var. S-400'e yaklaşmayın diye bir Amerikan niyeti ama dediğimiz gibi özellikle bu Çin-Rusya yaptırım meselesi Çin ciddiye aldı. S-400'ü de alacaklar nasıl olsa. Göreceğiz. Dünya silah pazarı giderek heyecanlanıyor. Lavrov'un da benzer lafı var. Lavrov diyor ki Amerika sırf kendi silahlarını pazarlayabilmek için sağa sola işte böyle ambargo falan koyup piyasa karıştırıyor. Rakip ürünleri piyasadan silmeye çalışıyor diye. Ticaretin esası iyi olan kazansındır. Bakacağız. Brexit, Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkışı, Bayan May'in başı yine sıkıntıda. Bayan May'in başı sıkıntıda olunca İngiltere'de de hükümet krizi oluyor. Şöyle işte biz bir plan kurduk Brexit olarak, işte Avrupa Birliği'nden şöyle şöyle çıkacağız, siz bize bunu yapacaksınız falan diye bir plan hazırlamışlardı. Boris Johnson da bu plan işlemez demişti. Boris'in yükselişinde bu vesileyle görüyoruz. İşte dün önceki gün Avusturya Salzburg'da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vardı. O zirvede Avrupa Birliği özellikle Donald Tusk dedi ki İngiltere'nin bu planı işlemez. Biz kabul etmeyiz. Çünkü İngiltere bir yandan çıkarmış gibi yapıp yine Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve de Avrupa Birliği'nden kazanımlarını korumaya çalışıyor. Bu böyle olmaz. Onun için bu plan işe yaramaz. Bunu duyar duymaz İngiltere tekrar alevlendi. Bayan May'in muhalifleri bu ne beceriksizlik, yine bir beceriksizlik yaptı diye yüklenmeye başladılar. Çok haksız değiller. Bayan May sık sık kendini bu Brexit meselesinde köşeye sıkıştırıyor. Ve de İngiliz sterlini düştü sırf bu iş için. %1,5 düştü hem de, yani piyasada ne oluyoruz diye tepki vermeye başladı. İş o kadar ciddi ki Bayan May o konuşmasında işte tamam Brexit çıkış görüşmeleri şu an beklemede ya da çıkmaz da dedi. Ama ondan sonra da dedi ki hiç merak etmesin, bizde 3 milyon kadar Avrupa Birliği yurttaşı var. Onları seviyoruz, onların ayrılmasını istemiyoruz. Öyle bir durum ki anlaşma olmadan işte Mart 2019'da tarih saat geldiği zaman, iş bittiği zaman İngiltere koparak ve büyük bir gürültüyle gitmiş olacak. Avrupa Birliği çok net şekilde İngiltere'ye yabancı düşman devlet muamelesi yapmaya başlayacak. Aralarında hiçbir anlaşma olmadığı için de ne vatandaşlar, ne uçaklar, ne gemiler, ne trafik, hiçbir şey çalışmayabilir. Onu herkes söylüyor ve önemli ekonomik sarsıntı geçirir İngiltere diye. Şimdi ne olacak? Hala Bayan May'in önünde meşhur Muhafazakar Parti kurultayı var. O kurultayda Boris Johnson yeni bir hızla ve aldığı rüzgarla yine Bayan May'in üstüne gelecektir. Bir de ortada İngiltere hükümet krizi çıkabilir. Bir de işte ya bir referandum daha yapalım, bu referandum kötüydü falan diyenler
ortaya çıkıyor. İngiltere şu an tümüyle içe kapanıp iç sıkıntılarıyla uğraşmakta. Evet, Fransa'nın devlet nezdinde bir ayı meselesi var. Bunu daha önce anlatmıştık. Boz ayılar, bildiğimiz boz ayılar. Şöyle, Fransa-İspanya sınırında eskiden doğal ortamda ayılar dolaşırmış. Doğal dengeyi korumak için ayılara da ihtiyaç var. Çünkü onların da iyi kötü doğaya ve çevreye katkıları var. Dolayısıyla ayılar sınır bölgesinde dolaşırken birden sayıları azalmaya başlıyor. İşte avcılar vesaire. Sonra Fransa Çevre Bakanlığı diyor ki oradaki ayı nüfusunu korumaya almamız lazım. Peki ne yapalım? 1996'dan başlayarak aşama aşama hem de Slovenya'dan ayı ithal etmeye başlıyorlar. Slovenya'nın ayıları Fransa'ya göç ediyor. Fransa-İspanya sınırında gösterilen alanda yine serbestçe yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi bunu daha önce şöyle anlatmıştık. 40 tane ayı zaten ortalıkta dolaşıyor. Fakat bölgedeki Fransız çiftçiler de bu ayıların kendi çiftliklerine ve hayvanlarına dadanmasından şikayetçiydiler. İşte hayvanlar telef oluyor, ayılar sağa sola dalıyor diye şikayetçiydiler. Şimdi o zamanki mesele bu ayılardan kurtulmak için ne yapmalıyız derken çiftçiler, Fransa hükümeti de yok bu ayılara bir ek yapalım, bu ayıların nüfusunu desteklemek için dişi değer de lazım. İki dişi daha koyalım, üç dişi daha koyalım falan diye öneriler getirmişlerdi ki Fransız çiftçiler de ayaklanmıştı. Sonra son durum şu. Fransa'nın yeni işte çevre bakanı var. O çevre bakanından bir umut acaba vazgeçer miydi diye düşünürlerken yeni çevre bakanı da dedi ki size müjdem var, 2 adet ayı veriyorum size. Ortalık karıştı. Bölgedeki çiftçilerle toplantı yapacakmış. Çiftçiler toplantıyı protestoyla terk etmişler. Duymak bile istemiyoruz diye. Şimdi durumun şöyle bir ayrı boyutu var. Bu gelecek 2 ayı dişi. Fransa Çevre Bakanlığı bölgeye 2 dişi ayı daha getiriyor. Epey bir erkek nüfusu da var orada. Çiftçiler hemen dengeyi kurup hesabı yapıp dediler eyvah, nüfus orada artmaya başlayacak, ayı nüfusu çoğalmaya başlayacak, bizim sıkıntılarımız daha da artacak. Nedir? Son durum, bakanlık emriyle 2 dişi daha gelecek. Onların gelmesiyle işte artık üreme mevsimine göre durumun ve nüfusun artması bekleniyor. Bölgedeki çiftçiler ateş püskürüyor. Bazıları bu işi biz çözelim, bu ayıların işte avlanması da çok yasak değil falan gibi şeyler söylemeye başladılar ki çok tehlikeli bir durum. Fransa devlet desteğindeki ayıları vurmak ayrı cesaret ister. Bordro'da onlar. Onun için çiftçilerle ayılar arasında devlet korumalı bir kavgayı görecek gibiyiz. Fransa'nın işleri. Bu İngiltere'deki eski Rus casusun zehirlenmesi, sonraki gelişmeler işte 2 Rus'u İngiltere görüntülerden belirlemişti. Sonra o 2 Rus dedi ki biz gezmeye gelmiştik o kente, işte Çan Kulesi'ni görmeye geldik, Stonehenge taşlarını görmeye geldik diye bu 2 Rus. Bellingcat diye bir İngiliz araştırma grubu var. Onlar araştırmışlar. Diyorlar ki bir kere o iki şahıs değil. Yani sivil falan değiller. Askeri istihbarat olduğunu ısrarla söylüyorlar. Başka bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki bu ikisini Hollanda bu yılın başında gözaltına aldı. Hollanda'da dolaşırlarken. Şimdi Hollanda gözaltına aldı. Niye aldı? Sonra da açıklama yapmadan serbest bırakmışlar. Bu işte hani Avrupa Birliği'nde güvenlik şu kadar iyi, şöyle iyi falan, herkes çok iyi. Niye aldılar, niye bıraktılar diye sormak lazım. Hollanda ne yapıyordu veya o zaman böyle bir şey olduysa bu bilgi neden başka kimseyle paylaşılmadı? Yani Avrupa Birliği'nde de işlerin ne kadar tas kayıp olduğunu ve
herkesin kendi hesabını yürüttüğünü gösteriyor. Orada Hollanda istihbaratı belli ki bir şey gördü. Sonra artık ne olduysa serbest bıraktılar. Sonra bu işi dallanıp budaklanmasını önlediler. Ancak bir araştırma grubu, ki medyacı bunlar, yarı medyacı, yarı araştırmacı. Onlar fark ediyorlar Hollanda'da gözaltına alınmışlar diye. Başka aynı grup şu Bellingcat'in çizelgesi. Bu ikilinin ikili olarak ya da tek başlarına yaptıkları ziyaretleri görüntülemişler, haritaya koymuşlar. İki arkadaş, bu ne muhabbet, hep çoğu yere birlikte gidiyorlar. Sonra pasaport numaralarından bu pasaportların normal Rus vatandaş pasaportu olmadığını da anlamışlar. Onu da söylüyor Bellingcat. Başka diyor ki bu işte Petrov denen adam sivil falan değil. Rus gizli servisine bağlı, işte pasaportu da özel numaralı, onun için onu oradan bulduk. Sonra işte İngiltere'ye gidişleri son anda olmuş, böyle bileti alıp ertesi gün uçmak falan gibi, dönüş tarihini bir türlü tutturamamışlar. Onlar da normal turistik ziyaret bileti değildi diyor bu araştırma grubu. Sonra yaptıkları ziyaretler. Cenevre, Paris, Londra, Amsterdam, Frankfurt, git gel, 2016-2017. Aşağıda bir Tel Aviv var. Turistik merak o kadar yoğun ki Tel Aviv'de de artık ne turistik ilgi varsa ona gitmiş bir tanesi. Onun seyahatini ve 2016-2017, Eylül, Ekim, Kasım, yani trafik şekilde görüldüğü gibi hayli yoğun. Moskova'da bitiyor. İki sivil olmadıkları sonucuna varılıyor ama artı Hollanda ne yaptı? Hollanda neden bu bilgiyi paylaşmadı? Hollanda gizli servisi neyle meşgul? O da belki İngiltere'nin soracağı sorular. Donald Trump'a da bir kısaca bakalım. 6 Kasım seçimi var. Seçim kampanyası, seçim mitingleri yapıyor. İşte Las Vegas'taydı. Yine böyle ağzına geleni söyledi. Fakat o cümleler arasında bir ilginç şey var. Diyor ki ben Amerikan başkanıyım, dünya başkanı değilim diyor. Bu bir malumun ilanı bir anlamda ama bir anlamda da önemli ve tarihi bir ifşaat. Artık çünkü neydi eskiden, dünyanın jandarması, dünyanın başkanı, Amerika başkanı, bütün dünyanın başkanıdır falan. Ben öyle bir şey istemiyorum diyor. Ben Amerika başkanıyım. Buradan evvela Amerika sloganına geliyor. İşte siz diyor 2016'da yozlaşmış küreselciliği reddederek beni seçtiniz. Şimdi tekrar bize destek verin. Başlattığımız işi bitirelim. Yozlaşmış, yolsuz küreselcilik. Bu da yeni bir terim. Amerika başkanıyım ben, dünya başkanı değilim. O da bir başka yeni terim. Ve de diyor ki işte bize karşı Washington'da karşı muhalefet edenler yurt dışında, ülke dışında trilyonlarca dolar batırdılar. Kendi egemenliğimizi yok ettiler. Amerika içindeki işleri hep başka ülkelere yolladılar. Ve de dünya tarihinin en büyük servet transferine izin verdiler. Bütün küreselci başkanlar demek ki Nixon'dan sonraki hepsi. Belki biraz daha yakın zaman Clinton'dan, eş Clinton'dan, Bill Clinton'dan sonraki hepsi aynı şeye giriyor, kategoriye giriyor. Şimdi ne olacak? Bundan sonra da diyor işte işler iyiye gidecek vesaire. Ama yalnızca Amerika başkanı olma iddiası ilginç. Şimdi Amerika başkanı yalnızca Amerika başkanı olmak istiyor ama Polonya Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray ziyareti de Polonya'da büyük yankı yarattı şu boyuttan. O işte üst verelim, üstüne size para verelim, üssün adını da Trump Tower ya da işte Trump üssü koyalım önerisi. Polonya Cumhurbaşkanı o lafla iyi bir hava yakalamış gibiydi. Fakat sonra bu fotoğraf bütün her şeyi tersine çevirdi. Ne oluyor? İki ülke arasında işte bir şey imzalanacak. Fakat sahne ters.
Donald Trump masada oturuyor. Polonya Cumhurbaşkanı da masanın kenarına ilişmiş. Evet, böyle zorla bir şey imzalıyor. Neyse ki gülümsemeyi ve kameraya bakmayı başarmış. Kameraya da bakmasaydı daha büyük felaket olacaktı. Polonya ayağa kalktı bu kare için. Bu ne? Ulusal onurumuz zedelenmiş. Niye yan yana oturmuyorlar? Niye? Teknik olarak doğru ama Donald Trump'ın işleri böyle. Donald Trump tamam şunu imzala diye önüne veriyor. Onun da yok diyecek hali yok. Donald Trump masasına oturup, Oval Ofis masasında imzayı atıp poz verirken ki ifadeler de Donald Trump gayet sert, haşin. Polonya Cumhurbaşkanı olabildiğince sevimli durmaya çalışıyor. İki lider arasında önemli kontrastlar var. Polonya'da büyük gürültü çıktı. Yatıştıramadılar. Daha iş devam edecek. Bir krize bile gidebilir. Donald Trump'ın eşitizin sen niye öyle masanın kenarına iliştin diye bir yaylım ateş. Oval Ofis'e girdikten sonra böyle işte. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, mevcut başkan, görev süresinin sonuna geliyor. 2014'te seçilmişti. Widodo şimdi yeniden seçim kampanyasını başlattı. Çünkü gerçi Nisan'da, gelecek Nisan'da seçim ama kampanya Endonezya'da erken başlıyor. Ve Widodo yeniden seçilmek için göreve hazırım diyor. Endonezya işte nüfusuyla o 1 milyar kulübüne çok yaklaşan bir nüfusu var. Müslüman çoğunluklu ülke diye geçiyor. Hristiyan azınlık da var. O Hristiyan azınlığı da ortaya çıkartıyorlar. Ve de Joko Widodo diyor ki gençler ve de Müslümanların özellikle oyunu istiyorum. Müslüman seçmenin Widodo ile çok bir sıkıntısı yok gibi duruyor. İşte küresel çalkantı, gelişen piyasa çalkantısı vesaire Endonezya'yı da etkilemiş durumda. Onlar ham madde satarak gelişen, yükselen bir ekonomi, gelişen piyasalar içinde iyi kötü büyüme hızları vardı fakat düştü. Widodo'nun yeni seçim kampanyasında da işte bunlara devam edeceğim ve de gençlere yöneleceğim, Müslümanları daha da koruyup kollayacağım mesajı var. 80 milyon genç nüfus, sırf seçmen olarak genç sayılıyor Endonezya'da. Endonezya'yı sonra biraz daha izleriz. İşte seçim kampanyası Endonezya, Widodo demek ki orada artık bundan sonra seçim konuşacağız. Dün vardı, vakitsizlikten veremedik. Önemli bir hava yolu şirketi hem de Cathay Pacific. Gayet güzel bir uçak almışlar. Uçak kaç? 777, 367 en son modellerden bir tane. Fakat tam nasıl? O ikinci Pacific'i yazamamışlar. O iki i'nin arasına bir f gelmesi lazım. Yanlış. Ve bu yanlışlığı kimse fark etmemiş. Bu uçak havalanmış. Nereden? Hong Kong'a gelmiş. Bir yerden kalkıp Hong Kong'a, Macao'dan, daha uzak bir yerden. Çin'den, Xiamen'den kalkmış. Oraya gitmiş. Oradan kalkmış, yolcu almış. Hong Kong'a geri gelmiş. Sonra havaalanında biri fark etmiş, demiş ki ya Pasifik'i yanlış yazdınız. Şimdi sonra skandalı örtmek için işte öyle tekrar boyaya gidecek demişler. Nasıl olur? Yani bir uçağın satın alınması, boyanması, üstüne yazıların yazılması hep böyle çok ince işlerdir. Birbiri ardına gözetim ve denetim gerektirir. Ama bunun hem de gayet basit bir Pasifik kelimesinin yazılamaması daha da komedi anlamında. Cathay, efendim Cathay Çin'in kuzeyine tam Marco Polo zamanında verilen isim. Hong Kong, Çin'le bağlantısını hiçbir zaman kaybetmedi. İngiliz sömürgesiyken bile kaybetmedi. Cathay Pacific işte
Hong Kong'un hava yolu batılı havada gider ama Cathay Pacific dendiği zaman Cathay kısmı Çin. Marco Polo zamanından kalma Çin demek. Onu da bu vesileyle analım. En azından onu düzgün yazmışlar. Cathay, Çin'in kuzey kısmı demek. Japonya uzay konusunda çok önemli bir iş yaptı. Bu daha önce bunun fırlatılışını ve uzaya gidişini anlatmıştık. Hayabusa. Uzakta bir göktaşına geldiler. Uzay aracı yaklaştı. Sonra iki adet robotu o göktaşının üzerine bıraktılar. Ve şu an iki robot, temsili resim. İki robot o göktaşının üzerinde, yer çekimi de yok, biraz değerek, biraz yükselerek, 15 metre değip 15 metre yükselerek bu göktaşının üzerinde muhtelif araştırma ve deney yapacak. Bu çok önemli bir başarı olarak görülüyor. Yani gidip o göktaşını bulmak, sonra oraya iki tane robotu bırakmak, sonra robotların çalışmaya başlaması ve o robotlar işte kısmen yere değecekler, yüzeye değecekler. Kısmen yükselecekler, 15 metre kadar yükselip havada 15 dakika kalarak hem yeri hem göğü bir anlamda ölçüp biçmeye devam edecekler. Ve çaba şu, işte bu göktaşı nasıl yapılmış? Kökeninde neler var, nereden geliyor, uzayın hangi derinliklerinden gelmekte, artı üzerinde değerli madenler mutlaka vardır. Göktaşlarının hepsinde madenciler için çok değerli mineraller var. O mineraller neler, belki çıkartabilir miyiz diye şu arkamızdaki resimde belki uzay aracının göktaşına değdiği nokta veya gölgesinin düştüğü noktayı da kenarda görebiliyoruz. O da çok küçük de kalsa. Bu işleri başarmışlar. Ne kadar? Birkaç yıldır zaten bu uzayda devam ediyor. 2014'te fırlatmışlardı. Ve de işin güzeli, bu iki robot zıplayıp hopladıktan sonra ve tabii ki yüzeyden de parça aldıktan sonra 2020'de dünyaya gelecekler ve bulduklarını getirecekler. Bu da bir başka aşama. Herhalde o zamana kadar da tekrar konuşuruz bu Japon uzay aracını. Bu Mont Blanc'ın, Fransa'nın Mont Blanc Dağı'nın bir müthiş maratonu vardır. Her yıl koşulur ya da yürünür. Çok gayet zorlu bir şey. Dünyanın en zor işte koşu, maraton, atletik faaliyetlerinden birisi sayılır. Bu bir süre önce, iki hafta önce falan bitti aslında. Ama 170 kilometrelik Mont Blanc Ultra, kendine yalnızca güvenen çok sağlam sporcuların koşabildiği ve başlaması kadar bitirmenin de çok zor olduğu bir maraton. Dağ, dere tepe işte Mont Blanc sert dağlardan bir tanesidir. Orada koşarak mücadele, işte saate karşı yarışıyorlar. Bütün olay 20 saat sürüyor bu koşu. 20 saat boyunca sürekli hareket halindeler. 170 kilometre dedik. 170 kilometreyi tek çırpıda, etaplar halinde ama tek koşuda geçiyorlar ya da yürüyerek. 170 kilometre 20 saatte alınıyor ve de bu şartlarda hayli zorlu bir yarış. İşte şu kadar kişi katıldı, şu kadar kişi tamamladı. Katılanlara da, tamamlayanlara da tebrik var. Madalya falan veriyorlar ama sağ salim tamamlamakta başarı. Hava durumu bültenlerinin işte vazgeçilmezi, dışarıda bazen kamera koyarlar, dışarıdaki havayı da görelim falan diye. Amerikan görüntülerinden bir tanesi, Kaliforniya burası, San Francisco. San Francisco'nun işte havası böyle, uzakta o kırmızı köprü görünüyor. Hava erken saatlerde bulutlu derken bu davetsiz misafir tepeden
duruma müdahale edip bültene katılıyor. Muhabir değil, bir karga. Kameranın üstüne konmuş, içeride ne var diye bakıyor. Tabii uzman arkadaş da hemen geri çekildi. Halbuki kargayla muhabbete devam etse daha eğlenceli olurdu. Hemen kaçıyor bakın. Hah, olacak şey değil. Bugünlük ve bu haftalık bu kadarız. Pazartesi tekrar görüşeceğiz 20'de. Hoşça kalınız.